Abi nasılsın? İyiyim kardeşim. Hayattayım. Yola devam. Kendimize gelmeye çalışıyoruz. Şimdi bu serüvenden kendi düzenimize geçtiğimiz zaman bir garipsiyoruz yani. Hani yoğun bir süreçten geldik. Yoğun bir dönemden çıktık. Biraz afallıyoruz. Uyanma saatlerinde, uyanıp uyanmama saatlerinde biraz gecikmeler oluyor, sarkmalar oluyor. Günlük aktivitelerin aksıyor vesaire. Şimdi onları oturtturuyoruz yavaş yavaş. Bir anda oturmuyor tabii ki. Ben hayatımda ilk defa böyle bir serüvende bulundum. Yani kamp gibi diyeceksin değil. Günde 3 bölüm çekiliyor. Farklı olaylar, farklı insanlar. Mesela ben oradaki içerideki yarışmacı arkadaşları sanki 15 senedir tanıyormuşum gibi. 15 senedir yüzlerini her gün görüyormuşum gibi bir haldeyim şu anda. Hani diğer yarışmacılar da bu şekildedir. Garip bir ortam, garip bir soru. Ben hayatımda ilk defa böyle bir yere katıldım. Ne bileyim, bazı günler geliyor mesela, insan yüzü görmek istemiyorum, dışarı çıkmak istemiyorum. Dışarıda beni tanıyorlar, ediyorlar mesela. Tanımasınlar diye şapka takıyorum, gidiyorum, gözlük takıyorum falan. Yani insan yüzü göresim gelmiyor bazen. Ne bileyim, garip bir halde oluyorum. Yani değişik bir psikolojideyim şu anda. Arkadaşlar yani biz öykü diyorsunuz da biz yani çok büyük bir taraf tutuculuğa maruz kaldık. Yani hani tamamen objektif değil de belli bir kitlenin yanında olan bir sonucuyla beraber bir kısmet soru geçirdik. Yani kimin tarafı daha güçlüyse o tarafta olmayı tercih eden daha doğrusu bir kısmet soru sonucusu ile beraberdik. Bundan güç alan, bu sonucu çok büyük bir etken olduğu için bu sunucudan güç alıp yarışmacılar da daha çok üstümüze geldi bizim. Geçmiş sezonlarda daha büyük olaylar yaşandı. Daha ekstrem olaylar yaşandı. Fakat abartılmadı o kadar. Bu olayların abartılmasının sebebi bizim sunucumuzun tamamen taraflı ve bizim hakkımızda kötü bir yorumlar yapmasından kaynaklı. Yarışmacılar da Öykü Hanım da bu şekilde konuşuyor, biz de daha çok üstüne gidelim madem diyerek güç alarak bizim üstümüze daha çok geldiler. Bu şekilde yani, hani Öykü Hanım'ın değerlendirmesini yaptım şu anda. Ama benim inandığım bir şey vardır, herkes yaşattığını yaşar. İlla ki zaman her şeyi açıklar, zaman her şeyi doğrusu, yanlışı neyse belirler. O yüzden çok takmıyorum, çok canım sıkılmıyor bu durumdan kaynaklı. Haklısın. Haklı olmak değil yani, bu şekilde böyle hani izliyorum şimdi mesela bölümleri. Hani niye bu kadar hani üstümüze gelinmiş, niye bu kadar sabretmişiz? Yani oradaki Rümeysa ile olan aramızdaki aşk olmasaymış zaten hiç katlanamazmışız. O bizi tutmuş. Keşke daha önceden çıksaydık programdan diye düşünüyorum. Çünkü hani gereksiz ve anlamsız bir şekilde üstümüze geldiler. Anlaşıp toplanıp birbirleriyle işbirliği yapıp bizim üstümüze geldiler. Ne bileyim, yok programa Berk'i çağırmalar, Berk'in işte lafları, beni karalamaya çalışmaları falan. Tamamen yalan mesela, anladın mı? Hani ben orada Berk'e öyle bir şey söylemedim mesela. Niye bunu bu şekilde getiriyorlar? Berk bir kanıdı mı var? Yok. Yok konferansa girmiş Yeliz'de falan. Yani bu tamamen insan karalamak. Bilmiyorum, geçen sene kısmet solurdan da Erhan'a herhalde bu kadar karalamışlar. Her sene bir piyon seçiyorlar, her sene bir insan seçiyorlar. Bunun üzerine bütün suçları atıyorlar. Yani oyun mu yapıyorlar kendi kafalarında bilmiyorum ama ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Hak ettin. Hak ettiğim hiçbir şey yok. Ben ne olur doğruyu yaptım. Yani içimden geleni yaptım. Yani burada yalan ilişki de yaşayabilirdim. Sizleri şimdi kandırmak falan diyorsunuz ya, hani yok kandırdı bilmem ne yaptı falan. Kandırdıysam ben şu anda mesela eski ilişkine devam ederdim. Ben kalbimin sesini dinledim. Asla kimseyi kandırmadım. Kandırsaydım ilişkime devam ederdim. Ama kandırmadığım için sizleri ve oradaki yarışmacıları Rümeysa'yı ve kalbimin sesini dinledim ve Rümeysa'yla oldum. Yani bu kandırma ve bu benim zararıma olan bir şeydi aslında. Bu benim çok büyük bilinç yeme sebebimdi. Ama ben asla kimseyi kandırmadığım için bu şekilde hareket ettim. Ya buradan anlayabilirsiniz kandırılmadığınızı. Ama içeride kandırılan, sizi kandıran çok insan var.
Gidin onların fanları olun. Gidin onları destekleyin. Hiç sıkıntı yok. Yani diyecek daha başka bir şey bulamıyorum. Teşekkür ederim bu arada. Şahzat. İnanın arkadaşlar, sizi kandırmayan insanlara gidin. Onlara fanlar olun, onlara destekleyin. Yani hiçbir şey demiyorum sizlere. Yani bu şekilde bana biri hani Twitter'dan olsun, DM'den olsun yazıyorlar. Bizi kandırdın, sen bizi kandırdın, bu kadar zaman kandırdın. Ulan kandırdıysam madem kandırmaya devam ederdim. Giderdim ilişkimi yaşamaya devam ederdim. E ne oldu? İlişkide çok büyük bir saygısızlığa uğradım. Her zaman beni düşürmeye oynadı ilişkimdeki kadın. Ben de tabii ki de yani orada oynuyoruz, orada izleniyoruz diye bu ilişkiye bu şekilde katlanıp devam edemezdim. Bana saygısızlık yapıldı, ilişkimi bitirdim. Aradan 40 gün geçti, bir ilişkiye başladım. Aslında olay tamamen bu. Kandırılan bir durum yok. Kısmet soların içindeki bir yarışmacıyla oldu bu. Ya dışarıda olsa dışarıda farklı belki biriyle olurdu. Ama kısmet solur dünyasının içinde olduğumuz için kısmet solur dünyasının içinden bir kadınla oldu. Yani yok işte Rümeysa ile oldu diye işte ben o zamanlarki ilişkimde de Rümeysa ile editlerim yapılıyordu bilmem ne hala kandırıyordum olaylarını bir geçin. Kısmet solur dünyasındayız. Siz dışarıdan baktığınız zaman bir sadece bir dizi gibi geliyor size. Ama bizim orada geçirdiğimiz bir gün bize bir ay gibi, pardon bir ay da abartmayayım, 10 gün gibi falan geçiyor. Çünkü günde 3 bölüm çekiyoruz ve aşırı fazla konular geçiyor gün içerisinde. Bu yüzden yani mesela bir ay atıyorum, bir ay oynadık. O bir ay bize 2 sene gibi geliyor. Ve hani diyorsunuz ya, bir ay geçti, 40 gün geçti, nasıl bir ilişkiye başladın? İşte öyle olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Kararınız bu. Hani ben bir şey diyemem. Ben burada sadece içimden gelenleri söylüyorum, doğruları söylüyorum. Ama bu kadar taraf tutulmasına çok şaşırdım. Yani neden bu kadar tarafçı oldular? Neden bu kadar taraf tutmuyor? Hadi hani yarışmacılar taraf tutuyor, eyvallah, sıkıntı yok ama neden hani sunucu taraf tutar? Niye yani, anladın mı? Linçlenmekten korktuğu için mi? Veya prim için mi? Ne? İki şey var, mantığı var. Ya linçlenmekten korkuyor ya da prim için. Başka bir sebebi var mı? Sizce varsa söyleyin. Hani burada bazı insanlar geçen sezonu veya kanalda da yayınlanan bölümlerde bölümleri falan izleyenler de var, bilenler de var, hakim olanlar da var. Bir ton olaylar yaşandı. Hadi bu olay gerçek diyelim. Bir ton olaylar silsilesi yaşandı, etti, geçti. Bu kadar abartıldı mı? Bu kadar abartıldı mı? Bu kadar ekstrem bir olay gibi düşün, yani görüldü mü? Neden bu kadar ekstrem bir olay görünüyor? Çünkü büyük bir kitle, çok büyük bir kitle idi eski ilişkimdeki fandom dediğimiz olay. Ve bölümlerde ve o şahıs da buna, bu fanlara işte bu aldattığı imasını benimsettiği için bu büyük kitle yarışmanın içerisinde de herkes tarafından görüldü. Ve dediler ki bu büyük kitleyi karşımıza almayalım. Ne yapalım? Onların yanında duralım. Kim karşısında onların? Oğuzhan Çengel ve Rümeysa Öztürk. Hurra yüklenelim. Tamamen olay bundan ibaret. Sunucu da dahil aynı bu şekilde bu yöntemle üstümüze geldi. Yani biraz keşke yani ileride bilmiyorum olur mu, insan olup doğrunun, adaletin yanında olmanızı umuyorum. Çünkü ben her zaman kısmet soluğu dünyasının içerisinde yarışmaya, o serüvene başladığım günden itibaren her zaman adaletli oldum. Her zaman adaletin yanında oldum. Ya olmayan insanlar şu anda çok övülüyor, çok işte hani seviliyor falan. Bilmiyorum, demek ki adaletsiz olacakmışsın bu kısmetse olur da. Biraz rol yapacakmışsın, biraz oynayacakmışsın yani. Hani anladınız mı?
Ve şu anda benim yanımda beni çok seven insanlar da var, biliyorum, farkındayım. Beni desteklemekten korkuyorlar. Benim hakkımda olumlu tweet atmaktan korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Kendileri de linçlenmekten korkuyorlar. Kendileri de spam yemekten veya hakaret edilmesinden korkuyorlar. Yani bu kadar üstümüze gelindi, bu kadar yoğun bir şekilde. Yani tamamen taraflı bir süreç ilerlendi. Olsun, onlara da saygı duyuyorum. Kimse hakaret edilmek istemez kendi şahsına. Kimse birisini desteklemek uğruna, sevdiği bir insanı desteklemek uğruna bu şekilde hakaretlere maruz kalmak asla istemez. Onlara da hak veriyorum. Ama gün gelince onlara buradan sesleniyorum. Herkes neyin ne olduğunu anlar. Merak etmeyin. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Haklı yazmayın arkadaşlar. Haklı olmak, haklı ya da görünmek istemiyorum. Tamamen haksızlığa karşı söylemlerde bulunuyorum. Yani hani burada haklı, haksız değil. Burada kim olsa, başkası da olsa gelir burada içinden geçenleri, yapılan haksızlıkları söyler, anlatır. Hani ben burada yayın yapıyorum, sizlerle bunu paylaşıyorum. Yani bu işte aman TikTok yayın için kendimi haklı işte göstereyim ne bilmem ne yapayım ne falan işleri muhabbetleri değil. Tamamen içinden gelen söylemler. Bölümle alakalı şu an konuşuyorum zaten. Hani az önce bölümü izledim. Bölümü izlemedim gerçi de galada söylenen işte söylemlerin editleri hikaye olarak paylaşıldı. Onları izledim daha doğrusu. Ondan yola çıkarak bu şekilde yayın açtım. Aklımda o vardı. Güncel bir şekilde bunları ilettim sizlere. Yani hani yoksa kafamı kurup düşünüp gelip de burada yayın açıp bir şeyler söylemiyorum. Siz soruyorsunuz, söylüyorum, konuşuyorum, aklıma geliyor falan. Bu şekilde yani. Sen yokken ve gece bak mesela bir tane gelmiş nedir Taymur oluyor Allah'ın belası yazmış. İlk önce sen bir kendi hayatına bakıp bir bak yani aynaya bak yani anladın mı? Burada atılan iftiralardan dolayı gelip burada bana hakaret ediyorlar diyorlar. Edin ama bu kadar kör kütük olmayın. Hayatı bu şekilde at gözüyle bakmayın. Ben genel çerçeveden bakıyorum. Hani bir hakarete, bir iftiraya kanıt olmayan bir şey inanıp gelip burada bana hakaret edenler kendi iş dünyasındaki genel hayatında da hep bir şeyleri duyup aa o muymuş tamam o zaman gidelim diye körü körüne giden insanlar ve bu şekilde hiçbir yere varamazsınız. Sizin için söylüyorum. Bu yarışma ne bileyim 2-3 ay sonra benim linçlerim zaten kalmayacak. Ben daha linç yemeyeceğim. Kendi hayatıma bakacağım bilmem ne olacak. Ben sizin için konuşuyorum arkadaşlar. Hani yine inanmak istiyorsanız inanın ama bir kanıt olmadan bir iftira. Hani mesela bakın galada asla yapmadım dediği şey mesela bir eski ilişkindeki şahıs asla yapmam dediği şey. Yani TikTok'ta yayınlarda mesela kayıtları çıktı anladın mı? Hani buradan atılan iftiraları, yalanları falan bağdaştırabilirsiniz. Çok zor bir şey değil bu. Sen evli misin? Hayır izin Simba. Değilim. Ama kendimi birine adamak istiyorum. Yani hayatım boyunca bir kadına ait olmak istiyorum. Teşekkür ederim kalpleriniz ve nazar boncuklarınız için arkadaşlar. Kutuhan. Harbiden bütün kutuları bölüm boyunca ben getirdim ya. Gittim geldim bıraktım. O da bir garip yani. Bütün bölümler boyunca kutuyu ben gittim aldım getirdim ya. Öykü Hanım'ın yanına.